Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. Aklımızdaki kişiden mesajımız var yapacağız. Bakalım neler söyleyecek aklımızdaki kişi. Bir sevgili takipçilerimizden biri yorum yazmış. Haftalık astroloji ve aylık astroloji olarak burç yorumlarınızı yaptığım bir videonun altına. Tarot diye. Şimdi sevgili arkadaşlar, zamanım yok, çok yoğunum. Evet, seviyorsunuz biliyorum. Tarot'tan vazgeçmiş değilim. Tarot'u da devam ediyorum. Ama yani hem haftalık, hem aylık, hem astroloji, hem tarot olarak burç burç yapmak benim için çok büyük bir zaman alıyor, zamandan geçiyor. Bu da gerçekten zor oluyor. Sadece birini yapmaya çalışıyorum. Yani hiç olmazsa bir tanesini yapayım diye. İnanın o astroloji olarak da yaptıklarım, yani ona bile zamanım yok ama bir şekilde gece demiyorum, sabah erken demiyorum, biraz biraz çekmeye çalışıyorum. Yani müsait olduğumca videolarıma devam edeceğim. Etmeye de devam ediyorum zaten. Evet, tarot istiyorsanız, kendinize özel bakım yaptırmak istiyorsanız WhatsApp iletişim numarasına ulaşabilirsiniz. Tarot bakımlarımıza devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Haftalık, aylık, nasıl istiyorsanız yıllık açılım, bu ay beni ne bekliyor diyorsanız buyurun. Kendi özel şahsi tarot yorumunuza gelin o zaman sevgili takipçim. Evet, şimdi aklımızdaki kişiye odaklanıyoruz. Aklımızdaki kişiyi düşünüyoruz. Enerjinizi gönderin. Merak ettiğiniz soruları bana enerji olarak iletin. Ben de size kartlarımı yorumlamaya çalışacağım sevgili arkadaşlar. Evet, bakalım aklımızdaki kişi ne söyleyecek bize. Oo, bir ayrılık var. Bir gidiş söz konusu. Sevgili arkadaşlar, bu kişi arkasını dönmüş gitmiş. Şimdi şöyle bir şey söyleyebiliriz. Evliyse ailesini tercih etmiş. Ailesiyle birlikte. Sizi biraz beklemeye almış ama şu an için arkası dönük görünüyor. Evli değilse de yine kendi ailesinin belki de istemediği bir ilişki ya da sizi istemiyor bilmiyorum ama yine bir aileyi seçtiği görünüyor. Ya da çocuklarını seçmiş de olabilir. Yine ayrı olabilir, boşanmış olabilir ama çocuğu vardır. Çocuklarıyla ilgili bir şeyden dolayı sanki bir gidiş durumu söz konusu olmuş olabilir. Sizin bu ilişkiyi de biraz böyle beklemeye almış gibi. 7 haftadır, 7 aydır sevgili arkadaşlar. 7'li bir süreç var. Belki de 7 yıldır bazılarınız için. Böyle ya 7 aydır, 7 haftadır bu şekildesiniz ya da bu ilişki bu şekilde devam ediyor. Böyle bir enerji verdi bize hemen açar açmaz aklımızdaki kişi. Hayal kırıklığı olmuş sanki. Bir hayal kırıklığı olmuş. Ya da hayallerinizi yaşayamamışsınız. Ya da aklınızdaki kişinin size farklı hayaller de sunmuş olabilir sevgili arkadaşlar. Size vaat ettiği hayaller olmamış ya da yapamamış. Sürekli bir engel, sürekli size karşı bir sınır çizme, sürekli kendini uzaklaştırma, sürekli benim alanıma girme, burası benim alanım, benden daha fazlasını bekleme gibi durumlar söz konusu olmuş. Gerek maddi gerek manevi, hak ettiğiniz değeri, ilgiyi verememiş. Bunu söylüyor zaten. Hakkınız olan paraysa para, maneviyat olarak baktığımız zaman da size sevgisini, olan sevgisini de vermemiş zaten, yansıtmamış. 5 seviyorsa 2 sevmiş, 3 sevmiş, öyle bu şekilde bir enerjisi hakim. Bazılarınızın arasında da maddi bir alışveriş dengesi olmuş sanki. Para alışverişi var. Sanki karşı tarafa ya siz para verdiniz ya karşı taraf size para verdi. Bir şekilde burada maddi konularla ilgili bir para akışı da söz konusu. Ve bununla ilgili de sevgili arkadaşlar, sanki siz eğer bir para verdiyseniz maddi olarak bu paranın da hepsini alamamış gibi görünüyorsunuz sevgili gönül dostlarım. Devam edelim bakalım.
Aklınızdaki kişi kaderi değiştirmek istiyor. Kaderin yönünü değiştirmek istiyor. Aklınızdaki kişi sizinle görüşmek istiyor. Aklınızdaki kişi sizinle bir araya gelmek istiyor. Bununla ilgili de çok düşünüyor. Bir yandan mantık yürütüyor, bir yandan vicdanın sesini dinliyor. Yüreğinin sesini dinlemeye çalışıyor. Sevgili arkadaşlar, bu tarz bir enerjisi hakim. Kendi yolunu bulmaya çalışıyor. İşte kaderi değiştirmek, sistemi değiştirmek ya da şöyle de düşünüyor olabilir. O benim kaderim. Ben ondan vazgeçemem gibi de bir düşüncesi söz konusu olabilir. Ama sevgili arkadaşlar, bir yandan da kendi yüzü ailesine dönük sevgili arkadaşlar. Aileye dönük. Yani ışığını, benim yolum ailem diyor bir yandan da. Evet. Bakalım devam edeceğiz. Şimdi şöyle bir beklentisi var. Bu beklenti belki biraz bencilce bir beklenti. Bazılarınız için maddiyat, bazılarınız için de şöyle bir şey var. Biraz kendini koruma var aslında. Benim işte bana bulaşmayan yılan bin yaşasın bir atasözümüz var. Bu aklınızdaki kişinin de yaptığı şu an o. Yani bana bulaşmadan ne yaparsan yap tamam yani kimse bana dokunmasın. Ben elimi taşın altına koymayayım. Ben ne senden vazgeçim ne ailemden vazgeçim. İşte sen de benimsin, çocuklarım da benim, ailem de benim. Sen de yanımda ol, o da yanımda olsun gibi bir enerjisi var, düşüncesi var hatta. Böyle bir düşünce içinde, beklentisi de bu yüzden. Bundan dolayı da belki sizden anlayış bekliyor. Bunu kabul etmenizi de bekliyor olabilir sevgili arkadaşlar. Hatta bazılarınız eğer evliyse karşı taraf sizinle de öbür yani imam nikahlı bir birliktelik yani sen de imam nikahlı birliktelik yaşayalım gibi bir düşüncesi ya da bir enerjisi söz konusu olabilir. Yani aslında ben seni seviyorum. Sensin benim işte kadınım ya da hayatım kimse artık. Ama diyor o da benim olsun. Onlardan da vazgeçmem. Enerjisi hakim. Sevgili Gönül. Şimdi ben buna ne diyeyim? Şimdi ben bu aklınızdaki kişiye ne söylesem acaba? Yani şurama geliyor bir şeyler dilimin ucuna ama kelimelerimi seçerek konuşmaya çalışıyorum. Yani kör şeytan diyelim, geçelim bakalım. Devam edelim. Aklınızdaki kişi. Aklınızdaki kişi. Size bir sürpriz yapmak istiyor. Sürpriz bir şekilde size tekrar gelmek istiyor. Sizin onu beklediğinizi biliyor. Şöyle bir şey var. Ben diyor ona gitmeye giderim. Ben ona gelmek de istiyorum, gitmek de istiyorum, görüşmek de istiyorum. Onun beni beklediğini biliyorum ya da ben öyle hissediyorum ya da çok beklettim. Ama diyor ben gittiğimde beni bekletirse ya da bana işte bir düşünüm derse ya da işte olmaz derse ben biterim. Ego da yapıyor beyefendi ya da hanımefendi bir yandan da. Bir yandan da ego yapıyor bizim aklımızdaki kişi. Ben biterim o zaman diyor. Yani beni geri çevirirse biterim diyor. Bir de böyle bir korkusu da var. Bir yandan sürpriz yapmak istiyor ama sürprizinde siz olumlu karşılamazsanız beyefendi ya da hanımefendi burada biteceğini söylüyor. Yani ben dayanamam buna gelemem gibi de bir enerjisi var. Aynı zamanda da diyor ki bu sefer diyor ben adım attığım için diyor pişman olurum diyor. Pişman olurum uykularım kaçar diyor. Keşke atmasaydım derim diyor kendince. Evet sevgili aklımızdaki kişi. Evet. Yani dengeye gelmek istiyorum. Belki mantığımla duygularım arasında gelgitler yaşıyorum. Her ikisini de dengeye getirmeye çalışıyorum. Sorumluluklarım var, sorunlarım var. Yüküm ağır, önümü göremiyorum. Çok fazla konuyla uğraşıyorum. Aslında benim hayatımda çok fazla sorumluluklar var diyor. Yani sadece benim sorunum sen değilsin ya da biz değiliz. Benim ilgilenmem gereken başka kişiler de var. Sorumluluğunu aldığım başka kişiler, başka hayatlar da söz konusu. Bana biraz daha zaman ver. Senden zaman istiyorum. 3 hafta, 3 ay sevgili arkadaşlar. Ben sana bir şekilde
mesaj atacağım ya da harekete geçeceğim, sana haber göndereceğim ya da geleceğim diyor sevgili arkadaşlar. Ama benim biraz daha zamana ihtiyacım var diyor sevgili aklımızdaki kişi. Bakalım son olarak bize neler söyleyecek sevgili aklımızdaki kişi. Ben sana geleceğim, bundan emin ol. Sen benimsin, seni almaya geleceğim. Şu an için elim kolum bağlı, önümü göremiyorum çünkü çok fazla sorunlar var, sorumluluklarım var. Bu sorunları halletmeden ben sana gelemem. Ama bil ki seni de çok özledim ve ben seni seviyorum dedi sevgili arkadaşlar. Aşıklar kartı geldi. Şöyle yapayım da biraz kartımız müstehcen. Bakın okuyun aşıklar kartı. Ben seni seviyorum dedi ama şu an için gelemem diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bu açılım 6 aylık bir süreci gösteriyor sevgili arkadaşlar. Sizin ilişkiniz bu biraz önce öngörüde bulunduğumuz açılımla ilgili hangi aydan itibaren başlıyorsa 5 aydır siz bu durumu yaşıyorsanız 1 ay sonra bu kişi zaten size bir şekilde gelecek, bunu gösteriyor. 1 aydır bu durumdaysanız daha gelmesine 5 ay var. Zaman olarak siz kendi hayat hikayenize göre, ilişkinize göre bu zamanı alabilirsiniz. Bu zaman en fazla 6 aylık bir süreç. Bunu daha önce de söylemiştim ama bilmeyenler, yeni izleyenler için tekrar hatırlatmak istedim. Evet sevgili aklımızdaki kişi diyor ki ben seni seviyorum. Bana biraz daha zaman ver. Şu an için gelemem. Elim kolum bağlı. Çünkü benim sorumluluklarım var. İşlerim var. Bunları halletmem lazım. Ama ben seni seviyorum ve sana geleceğim. Sen benimsin. Benim olanı da almaya geleceğim diyor. Aynı zamanda da diyor ki seni çok özledim. Evet sevgili arkadaşlar, seni özledim dedi bize aklımızdaki kişi. O zaman ne yapıyoruz? Uyanları aldık, kabul ettik. Uymayanları evrene gönderdik. Allah'a emanet olun diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.